Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Şimdi çok değerli arkadaşım Mehmet Emin Aslan'ın Mustafa Kemal Paşa'daki mezbahasında ve tesislerindeyiz. Bugün günlerden pazar ama Mehmet Emin ve benim bir ortak noktamız var. Bizim cumartesi pazarımız, efendim tatilimiz, mesaimiz, gecemiz, gündüzümüz yok. Biz sürekli işimizin başındayız. Buraya geldiğimde de Mehmet Emin beni bu elindeki bıçakla karşıladı. Ayağında da çizme vardı. Şöyle. Evet. Şimdi bize ne yedireceksin Mehmet Emin abi, anlatsana. Şimdi, bu ne eti? Bu abi bildiğimiz inek eti. İnek eti mi yedireceğim? Bize? İnek eti yedireceğim. Tamam. Ama hangi inek? Tamam, hangi inek? Steaklik bütün restoranlarda, A Plus Steakhouse'ların tamamında, yani örnek vermek gerekirse Nusret, Günaydın gibi birçok yerlerde satılan marbling yapılı mermerimsi yağ dokuya sahip etler. Şu gördüğünüz gibi. İnceleyelim bakalım. Evet, şu ince ince yağlar gördüğünüz gibi. Allah Allah. Şöyle daha çevirsem daha rahat görünür. Evet. Şu ince ince yağ damarları çok lezzetli, gayet keyifli. Biz bununla ilgili çok program yaptık. Bu yağların etin içine girebilmesi için tabii ki hayvanın ırkı, beslenme şekli, mevsimi ve hayvanın yaşı bu işlere çok etki ediyordu. Bir doğru. De haricen etin terbiyelenmesi söz aynen konusu. Öyle. Peki bu etler ne zaman kesildi? Nasıl bir işleme tabi tutuldu? Bunlar 20 gün önce kesildi. Tamam. Hemen hemen 20 günden beri normalde çok restoranlarda arkadaşlar görmüşlerdi. Dry aged dedikleri, yani kuru dinlendirme. Özel dolaplar var. Evet, o değil. Biz bunu aslında Türkiye'ye en yakışan wet aging'tir. Aslında yeni bir şey söylüyorum bunu da. Evet. Wet aging dediğimiz şey mutlak şekilde bir hafta hayvan karkasta bekledikten sonra. Kaç derecede? Yaklaşık 4 derecede. Tamam. Bir hafta karkası beklettik. Beklettikten sonra antrikotunu alıyoruz. Söktük. Onu söktükten sonra vakumluyoruz. Vakumda 20 gün bekletiyoruz. Bir dakika. Muazzam önce oluyor. Kestik karkas halinde bir hafta. Artı 4 derece farklı bir yerde beklettik. Doğru. Sonra hayvanı söktük, kıymetli etlerini aldık. Evet. Burada bir ambalaja sardık. Vakum ambalajı. Vakum ambalaja. Evet. İçerisindeki oksijeni tümüyle almış olmamız almış gerekiyor. Oluyoruz. Aynen öyle. Aldık. Peki bu defa kaç derecede beklettik? Yine 2 derece, 0 derece. 0 ile 2 derece arasında bu defa 20 gün beklettik. Doğru. Peki içerisine herhangi bir şey dahil ettik mi? Ne var mesela? İşte zeytinyağıdır, kekiktir, aromadır. Buna benzer şeyler. Bu terbiye esnasında kullanıldı mı, yoksa bu işlemi şimdi mi yapacağız? Şimdi bu işlem aslında çok bir şeye ihtiyaç yok. Hı hı. İyi bir etin hiçbir zaman için terbiye, şuna buna hiçbir ihtiyacı yani yok. Yani makyaja zaten, ihtiyacı yok, yok diyorsun. Güzellik terbiye, kendisinde. Zaten terbiye değil. Eyvallah. Aynen öyle. Hal böyleyken de tabii gerçekten çok farklı bir aroması var. Birazdan göreceğiz. Aynen öyle. Hep beraber göreceğiz. Daha önce de bize Kobe bif yedirmiştin. Evet, burada. Kobe'de yapmıştık. Kobe'de yapmıştık. Bu defa da bunu test edeceğiz. Bu aynen. Bizim bildiğimiz Anadolu ırkı bir hayvan mı, kültür ırkı mı, değişiyor mu? Ya genelde bu işin en iyisi Holstein'dir. Şimdi milletin kafası karışacak. Doğru. Şimdi Holstein dediğimiz zaman normalde süt ırkı bir hayvandan bahsediyoruz. Doğru. Bunu ben programda anlattığımda da birçok kişi anlamamıştı. Aramıştı beni. Abi nasıl oluyor yani süt hayvanının böyle kaliteli bir eti olabilir mi? Şimdi süt hayvanı süt vermeye odaklanmış ama süt vermediği zaman, doğru, yani hayvanı sütten kestiğinde, kısır olduğunda, bu defa hayvan ciddi anlamda bölgesel yağlanmaya müsait bir hayvana dönüşüyor. Çok doğru. Sütünde verdiği yağı vücudunda biriktirmeye başlıyor. Aynen öyle. Ben Holstein'i bir fabrikaya benzetiyorum. Yani gebeyken başka, doğumda, sütte başka. Süt verirken başka. Sütten kesildikten sonra, hani özellikle memeyi kurut, şöyle bas 110 gün. 110 gün, yani 100 gün, 110 gün. Enerji yoğun bas. Enerji. Proteini çek, yoğun enerji, bas, muhteşem oluyor. Muhteşem 450 kilo karkaslar. Bu işi de Türkiye'de en yapan Sencer Solakoğlu. Sencer Solakoğlu'ndan, evet, gelen hayvanlardan bu. Bu Sencer Solakoğlu'nun hayvanı. O zaman karkası onun. Muhteşem bir deneyim olacak bizim için. Şimdi Sencer Solakoğlu beyefendinin çiftliğinden reform olarak reform gelen hayvanlar olarak, artık döl verimi bitmiş. Aynen. Süt verim performansı da artık ekonomik olmayan. Doğru. 110 gün yoğun besiye tabi tutulmuş hayvanların yoğun etleri. Aynen. Peki sen, yani bütün hayvanları Holstein. Sen normal bir hayvanı almaktansa onu tercih ediyorsun. Onu tercih ediyorum. Hem yumuşak. Belki fazladan para ödüyorsun. Fazlından para ödüyorum. Artı bak çok önemli bir şey daha söylüyorum. Evet. Dönerde bile rengi, deseni, tadı bambaşka bir şey. Dana gibi duruyor. Danadan daha iyi. Hadi dana, ya. Danada öyle bir şey yok. Bak, dana, evet, dana mümkün değil, bunu bulamazsın. Danada o lezzet, o tat bulamazsın. Çünkü dana, içinde yağ, mermerleşme olmaz. Mümkün olsa değil, da çok geç olur. Ya olması için de hadım edilmesi lazım. Şimdi aslında inekte mermerleşmenin olmasının sebebi ineğin
Zaten doğumuna kadar ki geçen süre 24 ay. Hayvan doğru. İkinci, üçüncü laktasyondaysa bu hayvanın 60, 70, 80 aylık hayvan olması muhtemel. Doğru. Normalde piyasada erkek hayvanın bu kadar yaşaması mümkün değil. Tabii mümkün değil. Erkek hayvan bu kadar yaşayamadığı için doğru. Mermerleşme yapması mümkün değil. Mesela bir örnek daha vereyim. Kobe'de mesela, Kobe'deki birinci şart 36 ay geçtikten sonra kesebiliyorsun. Aynen işte. Yani evet. belli bir süreye ihtiyaç. Yağlanma eğilimine girmek tabii, zorunda. Aynen yani. Öyle. Yani bunu kalkıp da 18 ayda 16 aylık danada bunu bulman mümkün değil. Tabii bu böyle bir kastam şey yağlanmayı yapamaz tabii aynen ki. Öyle. Evet. Evet başlayalım pişirmeye. Önemli abi. Tamam. Bir bakalım. Peki ızgaramız kaç derece? Onu da söyleyeyim. İzgaramız ortalama 400 derece. Yani bunun literatürde 380 derecenin altında olmasın diyorlar. Doğru. Amaç ne burada? Buradaki amaç mühürleme. Yani mühürleme dediğimiz eti içindeki suyunu hapsetmek. Suyunu akıtmasın diye suyu yüksek atmasın. Bir ısıya maruz bırakıp. Aynen. Evet. Onu yüksek ısıya maruz tutarak eti içindeki suyu hapsediyoruz. Yapalım abi bir. Hemen başlıyoruz. Tuzunu muzunu ne zaman atacaksın? Tuzunu daha sonra, çıktıktan sonra. Eğer tuzu önceden atarsan ete, ette bu sefer sertleşme yapıyor. En iyisi iş bittikten sonra. İş bittikten sonra tam yeme esnasında tuz atıyor. Nusret böyle eliyle atıyor. Sen kürekle mi atıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ben eliyle atıyorum. Bu yüzden en güzel tarafı elle atmak. Evet. Mehmet Emin abinin bir özelliği var arkadaşlar. Hem yemeyi seviyor hem de yedirmeyi seviyor. Yani her adamda iki özellik birden olmaz. Kimisi çok yemeği sevmez ama ısmarlamayı çok sevmez. Ama Mehmet Emin abi uzaktan telefon açıyor diyor ki gel diyor sana et yedireceğim. Ya böyle bir şey var mı yani? Telefon açarak çağırıyor. Gel diyor senin için özel efendim barbelik yapılıyor. Mermerimsi yağ dokuya sahip. Evet. Antrikotu ikram ediyor. Antrikotu hazır dolaba koydum. 16. gününde 4 gün sonra gel yiyeceğiz diyor. Ne oldu şimdi bu mühürlenmiş oldu değil mi? Şimdi şöyle. Bir görelim bakalım mühürlenmiş olayı. Hemen. Çeviriyoruz ama şimdi yan çeviriyoruz. Amaç izler belli olsun diye izler de var ya. Evet. Izgaranın izi de önemli. Izgara izleri de olaya bir dekorasyon katıyor yani. Kesinlikle. Yani böyle gece pijaması gibi dikine olmasın da tabii. Kareli gömlek gibi olsun. Aynen öyle. Eyvallah hadi bakalım. Bir şey daha var. Evet. Bizim burada en iyi sosyal faaliyetimiz sadece et yemek. Sosyal faaliyetimiz bu. Et sektörüne can veriyoruz. Kesinlikle. Peki bir daha böyle ucuz olur mu et? Valla bu şu andaki durumda daha bundan ucuz et olma imkanı yok. Yani şu anda gıda anlamında etten daha ucuz hiçbir şey kalmıyor. Etten daha kaliteli bir şey de yok. Kesinlikle. Ama insanımız maalesef üzülerek söylüyorum. Halen daha et pahalı, et şöyle, et böyle diyor ama kesinlikle bugün beslenme maliyetleri danada yaklaşık 53 lira gibi bir rakam çıkıyor. Eyvah eyvah. Evet şimdi mühürlendiği için artık suyunu bırakmayacak değil mi? Aynen öyle. İstediğimiz gibi kareli de olduğu üzere. Tabii. Şimdi isteğe bağlı tam pişmiş, az pişmiş ve orta pişmiş. Şeklinde. Yani tam pişmiş dediğimiz zaman tümüyle kahverengiye dönmüş oluyor. O da iyi değil aslında. Benim evet. Tercihim her zaman ortanın bir tık altında. Yani rengi dönsün yeter rengi mi? Rengi dönsün yeter. Zaten etin %80'i su. %80'i su olan bir ürünü sen pişirdikçe özü kayboluyor, geriye posa kalıyor. Kayış gibi bir şey olacak. Yani posa yemeyin, et yiyin. Eyvallah. Ortalama kaç dakika sürüyor bu pişirme yaklaşık işlemi? Yaklaşık 4 dakika. 4 dakika. Evet. Burada da masamız hazır arkadaşlar. Evet. Salatamız hazır. Toplamda 4 dakika ama buradaki evet. En önemli püf nokta ızgaranın deniz tuzu değil evet, mi? Deniz tuzu tabii. Evet. Bu Maldon deniz tuzudur bu. Çok evet. Lezzetli, gayet keyifli. Ve sağlıklı olan bir evet. Formu. Burada önemli detaylar arkadaşlar az önce Mehmet Emin'in söylediği gibi karkas temiz ve hijyenik bir ortamda kesildikten hemen sonra 6 gün boyunca karkas olarak artı 4 derecede muhafaza ediliyor. Sonra vakumlu bir ambalajın içerisine antrikot çekiliyor. Vakumlanma kontrolüyle bonfile bütün hepsi yapılabiliyor bu işlemi. Değerli etlerin tamamını biz bir hafta kesilmiş karkastan söktükten sonra 20 gün bunları 20 gün 0 ile 2 derecede 0-2 derecede vakum ambalajda bed aging evet. Dediğimiz bir olaya yani sonra bu söylediğim detayları yapmadan
bu ızgara işlemini yapınca abi biz yaptık, efendim çok sert oldu, dişimiz kesmez oldu filan demeyin. Bu detaylar çok önemli. Izgara da 400 derece, minimum 380 derece olacak. 400 derece mühürlemeyi yapacağız. Bakın suları hala üzerinde duruyor. Pişim de orta oldu galiba değil mi şimdi? Orta gibi. Orta oldu. Evet, orta ben de orta gibi seviyorum. Evet. Böyle içinde kırmızılar görünsün istemiyorum. Evet, şimdi yiyip tecrübe edeceğiz. Teşekkür ederiz Mehmet Emin abi. Afiyet olsun. Dedi ki bak bunları Sencer Solakoğlu'ndan aldığım, efendim 2, 3, 4 doğurmuş, reform olmuş ineklerden yaptım dedi. Fazla evet para verip alıyorum dedi. Tabii. Kesinlikle. Sencer Bey iyi bakıyor bu işlere dedi. Ben kral. Gerçekten diyorum, sektörün kralı. Kralı. Şöyle gibi bir şey daha ifade etmek istiyorum. Eyvallah. Ortalama ineklerin karkası 400 ve 450. O zaman arası. Krala selam olsun. Eyvallah. Hadi görüşürüz.